Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Ben Alper Ateş. Bu akşam da yine 4 değerli misafirimiz stüdyomuzda. Birazdan sorularımıza başlayacağız ama önce başvuru videoları. Merhaba, ben Ferhat Karakaş. 24 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü okuyorum. Yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Merhaba, ben Ece Gümüş, 25 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Veterinerlik yapıyorum. Onun dışında yarışmayı severek takip ediyorum. Zaten katılmamdaki en büyük sebeplerden biri babamla evde birbirimizle yarışmamızdı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhabalar, Veysel Keleş ben. 46 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. 9 yaşında Elif Beren isminde dünya tatlısı bir kızım var. İstanbul Ataşehir'de yemek fabrikası işletmekteyim. Hem güzel bir an olması için hem de kendimi test etmek adına her akşam büyük bir keyifle izlediğimiz Ben Bilirim adlı yarışma programına katılmak istedim. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhaba, Melek Akgül ben. 1990 Kırşehir doğumluyum. 5 senedir işim nedeniyle İstanbul'da yaşıyorum. Kamu kurumunda memurum. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, bu akşam da değerli misafirlerimizle sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Bu akşam 1 numaralı masamızda Veysel Bey'i ağırlıyoruz. 2 numaralı masamızda Ferhat Bey var. 3 numaralı misafirimiz Melek Hanım ve 4 numarada da Ece Hanım'la yarışacağız. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz Veysel Bey. Hoş bulduk. Veysel Keleş ben. İstanbul'dan yarışmaya katılıyorum. İstanbul Ataşehir'de yemek fabrikası işletmekteyim. Güzel bir an olması için kızımla, yeğenimle beraber bu programdayız. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim Veysel Bey. Az önce antrenmanımızı yaptık. Epey rahatladı herkes. Umarım yarışta güzel başlar ve güzel devam eder. Başarılar dilerim Veysel Bey. Bu akşam misafirlerle birlikte stüdyomuzda az önce altını çizdiği gibi tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ve 2 numaralı masamıza Ferhat Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Ferhat Karakaş ben. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretmenlik okuyorum. 24 yaşındayım. Yarışmayı uzun zamandır takip ediyordum. Burada yarışmayı uzun zamandır da istiyordum. Nasip oldu. Geldim buraya. Kendimizi deneyeceğiz. Yarışmacı arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim Ferhat Bey. İnşallah sizin için de güzel bir yarış olur, keyifli bir yarış olur. Ferhat Bey de bu akşam stüdyomuzda arkadaşıyla birlikte. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Ve 3 numaralı masamızda da Melek Hanım var. Hoş geldiniz Melek Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Melek Akgül ben. 34 yaşındayım. 5 senedir bir kamu kurumunda çalışıyorum. O nedenle de İstanbul'dayım zaten. Ben de arkadaşlarımla izliyorduk ekran başında ve çok keyif alıyorduk. O keyfi ben burada almak için geldim açıkçası. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim Melek Hanım. Dediğiniz gibi umarım güzel, son ana kadar heyecanın devam ettiği bir yarış olur. Tekrar başarılar dilerim efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Ve 4 numaralı masamızda da Ece Hanım var. Özellikle babasıyla yarıştığının altını çizen başvuru videosunda da tekrar hoş geldiniz Ece Hanım. Hoş buldum. Ece Gümüş ben. 25 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Veterinerlik yapıyorum. Yarışmaya da hayatımda böyle güzel bir anı olsun, güzel böyle bir hatıra kalsın diye katıldım yarışmanıza. Hadi inşallah güzel olur sizin adınıza da Ece Hanım. Zaten eminim birazdan ısınınca herkes gayet güzel yol alacaktır. Tekrar teşekkür ederim, başarılar dilerim Ece Hanım. Ece Hanım bu akşam stüdyomuzda tek başına, Melek Hanım da arkadaşıyla birlikte. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Sevgili seyirciler, 4 değerli misafirimizi tanıdık. Artık ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Veysel Bey'e ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. Kızıma söz vermiştim, onun ismiyle başlamak istiyorum. Beren'in B'si. Beren'in B'si. Bu akşamın açılış sorusunda 40 puan var. Kategorisi benzetmeler. Sorumuz şöyle efendim. Çok sağlam, dayanıklı, sert anlamlarındaki benzetmedir. Nokta nokta gibi. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ferhat Bey. Beton gibi. Beton gibi. Bu akşamın ilk puanı Ferhat Bey'e yazılır mı? Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Ferhat Bey. Şimdi Ferhat Bey seçecek ikinci harfimiz. Kız arkadaşımın adı Elif. Elif'in E'si demek istiyorum. Elif Hanım'ın E'si. 30 puanı var. Aksesuarlardan gelecek şu soru.
yaygın kullanılan, kulağa takılan bir süs eşyasıdır. Süremiz başladı. Küpe. Küpe. Ferhat Bey, ben bilirime 2'de 2 yaparak başlar mı küpeyle görelim. Tebrikler. Ve Melek Hanım seçecek ilk harfini. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 70 puan. Kategorimiz oyuncular. Sorumuz şöyle efendim. Olacak o kadar. Alemin Kralı. Benim Annem Bir Melek. O Hayat Benim adlı yapımlarda rol almış usta oyuncudur. Süremiz başladı. Oya Başar. Oya Başar. Melek Hanım da hoş geldin puanını Oya Başar'la alır mı görelim. Tebrikler. Size de hayırlı olsun Melek Hanım. İlk puan ekranımıza da geldi usta oyuncu Oya Başar ve sorumuzun sahibi Ece Hanım. Samsun'un S'si. Samsun'un S'sinde 40 puan varmış. Eş anlamlı kelimelerden alıyoruz. Etki kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ferhat Bey. Varsa alırım. Gelmedi. Buyurun Melek Hanım. Tesir. Tesir. Doğru mu? Tebrikler. Ve Veysel Bey'deyiz şimdi de efendim. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası 30 puan. Kategorimiz futbol. Sorumuz şöyle. Real Madrid, Barcelona ve Galatasaray'da oynayan eski futbolcudur. Georgi nokta nokta. Süremiz başladı. Hacı. Hacı. Veysel Bey de Hacı ile bu akşamki ilk puanını kazanır mı görelim. Tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun Veysel Bey. Hangi takımlıydınız Veysel Bey? Fenerbahçeli. Fenerbahçeli Hacı ile açılışı yaptı Veysel Bey. Tebrik ederim. Evet, ekranımıza da geldi efendim. Aradığımız eski sporcu, Galatasaray için önemli değerlerden biri olan Georgi Hacı. Şimdi soru seçme sırası Ferhat Bey'de. Öğretmenin Ö'sü. Öğretmenin Ö'sü. Müstakbel öğretmenimiz Ferhat Bey'den geldi. Müzikten alacağız sorumuzu. 70'li yılların önemli az solistlerinden Kamuran Akkor'un ablası olan sanatçıdır. Nokta nokta Akkor. Süremiz başladı. Gönül Akkor. Gönül Akkor. Ferhat Bey 100 puanı aşar mı görelim. Tebrikler. Ferhat Bey böylece Melek Hanım'la puanları eşitledi. Usta sanatçı Gönül Akkor'u gördük efendim ekranımızda. Şimdi döndük Melek Hanım'a. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 70 puan. Sorumuz bu kez coğrafyadan geliyor. Sivas ilimize bağlı iki ilçedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Sivas ilimize bağlı o iki ilçe için kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Veysel Bey. Alış Zara. Alış Zara. Veysel Bey'e 50 puan kazandırır mı? Olmadı Ferhat Bey. Ulaş Zara. Ulaş Zara. O 50 puan Ferhat Bey'e gider mi? Tebrikler. Sivas'ın ilçeleri Ferhat Bey'i 160 puana taşıdı efendim. Yeniden harf tablosu gelecek Ece Hanım için. Derinin D'si. Derinin D'si 60 puan. Kategorimiz bir kez daha coğrafya ve ekranda. 70 milyona yakın nüfusu bulunan başkenti Bangkok olan ülkedir. Süremiz başladı. Tayland. Tayland. Bu cevapla Ece Hanım da ben bilirimdeki ilk puanını kazanır mı? Tebrikler.
Hayırlı uğurlu olsun Ece Hanım. Size de efendim. Geride bıraktığımız sorularımızın ardından tüm misafirlerimizin tablolarında puan var. Ve Ferhat Bey 160'da lider. Melek Hanım 110 puanda. Ece Hanım 60. Veysel Bey 30. Sorunun sahibi Veysel Bey. Veysel'in V'si. Veysel'in V'si 40 puan. Kategorisi kişi isimleri ve anlamları. Sorumuz şöyle efendim. Yakışıklı, genç, delikanlı gibi anlamlara gelen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ece Hanım. Civan. Civan. Doğru mu? Kutlarız. Ferhat Bey seçiyor bir harf daha. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu 30 puan kazandırabilir. Sağlıktan alacağız efendim şu soruyu. Vücutta yağ bezlerinin neden olduğu bir tür deri rahatsızlığıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Melek Hanım. Akne. Akne. Doğru mu? Tebrikler. Melek Hanım seçecek yeni sorumuzu. Şanlıurfa'nın şehri. Şanlıurfa'mızda da 70 puan kazanabiliriz. Tarihi alanlardan geliyor sorumuz. Antik çağlarda önemli bir yerleşim merkezi olan Mindos şehri kalıntıları üzerinde kurulmuş turizm noktasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ekrandaki turizm noktasını ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. Ferhat Bey. Maalesef gelmedi. Gelmedi. Ece Hanım. Varsa alırım. Gelmedi. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Ferhat Bey. Güneşlik. Güneşlik oldu mu? Olmadı güneşlik. Veysel Bey. Güzeltaş. Güzeltaş mı aradığımız o turizm noktası? Ona da hayır dediler. Bir kutu daha dediğim an Ferhat Bey. Gün aşırı. Gün aşırı oldu mu? O da olmadı. Bir kutu açıyoruz. 40 puanımız var Ferhat Bey. Maalesef. Gelmedi. Veysel Bey. Gümüşlük. Gümüşlükle kalan 40 puan Veysel Bey'e gider mi? Tebrikler. Veysel Bey de tablosunu 70 yaptı efendim. Gümüşlük cevabının ardından buyursunlar Ece Hanım. Gümüşün G'si. Gümüşün G'si. 60 puanımız var. Denizcilikle devam ediyoruz. Gemilerde dış kaplamanın dayandığı iskelete verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Gemilerde dış kaplamanın dayandığı iskelete verilen ad. Kutularımızdan biri açılıyor. Melek Hanım. Kaburga. Kaburga. Doğru mu? Tebrikler. Böylece Melek Hanım 190 puana ulaştı. Biz de dönüyoruz Veysel Bey'le yeni harfimize. M. M harfi. 50 puana sahip anlam bilgisinden alacağız Veysel Bey için. Bir yerde yerleşik olarak yaşamak, oturmaktır. Süremiz başladı. İkamet. İkamet. Veysel Bey 100 puanı aşar mı bu cevapla görelim. Kutlarız. Güzel geldi Veysel Bey'den. Bu arada söylenişine ilişkin Türk Dil Kurumu'nda hani günlük dilde çok ikamet şeklinde kullanıyoruz. Fakat söylenişini şöyle ifade ediyor Türk Dil Kurumu sesli Türkçe sözlüğü. İkamet. İkamet şeklinde ifade edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bunu da aktarmış olalım efendim. Bir kez daha duyabilir miyiz? İkamet. İkamet. Tebrikler Veysel Bey'e. Sorunun sahibi Ferhat Bey buyursunlar.
Nide'nin nesi? Nide. 40 puanımız var. Bilimden gelecek sorumuz. Bilimsel çalışmalarda kullanılan canlılara verilen addır. Süremiz başladı. Denek. Denek. Görelim. Kutlarız. Melek Hanım için gelecek harf tablomuz. Hakkari'nin H'si. Hakkari'mizde de 60 puan varmış. Anlam bilgisiyle devam ediyoruz. Ortaya çıkma veya belirti anlamlarına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ortaya çıkma veya belirti. Kutularımızdan biri açılıyor. Buyurun Veysel Bey. Tezahür. Tezahür. Doğru mu görelim? Tebrikler. 170 yaptı Veysel Bey tabloyu ve Ece Hanım'dayız efendim. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 40 puan edebiyattan alacağız şu soruyu. Gülten Dayıoğlu'nun gözü yükseklerde olan bir genç kızın hikayesini anlattığı romanıdır. Nokta nokta kiraz. Süremiz başladı. Gelmedi. Ferhat Bey. Kızıl kiraz. Kızıl kiraz. Doğru mu? Olmadı. Bir kutu açıyoruz. Ferhat Bey. Yeşil kiraz. Yeşil kiraz. Doğru mu? Kutlarız. Liderlik koltuğunda Ferhat Bey ve geldi efendim Yeşil Kiraz'ın yazarı Gülten Dayıoğlu. Soru seçme sırası artık son 8 harfe girerken Veysel Bey'de. Trabzon'un T'si. Trabzon 60 puanı var. Sorumuzu genel kültürden alıyoruz. Gelir düzeyi yüksek ve kendilerine özgü gösterişli yaşam biçimleri olan topluluktur. Süremiz başladı. Sosyete. Sosyete. Bu cevapla Veysel Bey liderlik koltuğuna ortak olur mu görelim. Tebrikler. 230'a 230 oldu tablolar. Ferhat Bey seçiyor. Yumuşak G. Yumuşak G 50 puan. Kategorisi anlam bilgisi. Sorumuz şöyle efendim. Çekilen zahmeti, verilen emeği boşa çıkarmamaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Melek Hanım. Değmek. Değmek. Oldu mu? Tebrikler. Isınma turumuzda son 6 Melek Hanım'dayız. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'sinde 50 puan var. Bir anlam bilgisi de Melek Hanım için geliyor. Sahte olmayan gerçek manasındaki kelimedir. Süremiz başladı. Sahici. Sahici. Görelim. Kutlarız. Melek Hanım son 5 soruya lider giriyor ve Ece Hanım'a dönüyoruz. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak 70 puan. Bitkilerden alacağız efendim şu soruyu. Küçük, beyaz veya pembemsi çiçekli hekimlikte de kullanılan bitkidir. Nokta nokta otu. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif ve aradığımız bitkiye dair bir kutuyu açıyoruz. Veysel Bey. Panzehir. Panzehir otu. Doğru mu? Kutlarız.
Isınma turumuzda son 4. Sıralamamız şöyle. Veysel Bey ve Melek Hanım 290'er puanda. Ferhat Bey 230, Ece Hanım 100. Veysel Bey ile başladık son 4'e. U. U harfi Ufa. 50 puana sahip. Genel kültürden gelecek şu soru. Kalın, tok ve gür ses için kullanılan sıfattır. Süremiz başladı. Kelimeti Ferhat Bey. Boğulu. Boğulu oldu mu? Olmadı. Melek Hanım. Borulu. Borulu ses. Görelim. O da olmadı. Ferhat Bey. Buğulu. Buğulu oldu mu? Hayır dediler. Kalın, tok ve gür ses için kullanılan sıfat için bir kutu açalım. Ferhat Bey. Varsa alırım. Yok. Gelmedi. Veysel Bey. Davudi. Davudi. Bu kez oldu mu görelim. Kutlarız. Kaldı efendim 3 harfimiz. Sizdeyiz Ferhat Bey. İ harfi. İ harfi 50 puana sahip anlam bilgisinden geliyor. Fena değil. Ne iyi ne kötü anlamına gelen bir sözdür. Süremiz başladı. Eh işte. Eh işte. Doğru mu? Tebrikler. Buyursunlar. Melek Hanım seçecek bu turdaki son harfini. Osmaniye'nin O'su. Osmaniye'nin O'su 50 puan. Bir genel kültürde Melek Hanım için geliyor. 2022'de yeniden seçilen Fransa Cumhurbaşkanı'dır. Emmanuel nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ferhat Bey. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. 3 misafirimiz butona gitti. Puan Ferhat Bey'e yazılır mı? Kutlarız. Ve 4 değerli misafirimizle artık ısınma turumuzun son harfine kadar geldik. Ece Hanım'la tamamlıyoruz. Isparta'nın ı'sı. Isparta'nın ı'sı. Genel kültürle tamamlayacakmışız. Buyursunlar. Kişinin sadece kendisinin değil, yakınlarıyla birlikte taşıdığı resmi ve ortak isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ferhat Bey. Soyadı. Soyadı. Turun son puanı Ferhat Bey'e gider mi? Tebrikler. Efendim böylece 24 sorumuzun ardından puanlara bakma zamanı. Liderlik koltuğunda Ferhat Bey var 380 ile. Veysel Bey çok yakın 330 puanda. Melek Hanım 290 ile takibi sürdürürken Ece Hanım da 100 puana ulaştı ısınma turumuzda. Yüksek puanlı sorularımız var birazdan. Bakalım ikinci turun ardından finalde kimler yarışacak? Hadi onu görmek için ikiye geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ikinci turumuz başlıyor. Yine harf tablomuz Veysel Bey için ekranda. Zeynep'in Z'si. Zeynep'in Z'si açılış sorumuz 140 puana sahip ve deyimlerle başlıyoruz. Elindeki tek imkanı kullanmak başka bir şansı kalmamaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Melek Hanım. Son kozunu oynamak. Son kozunu oynamak. İkinci turun ilk sorusu lideri değiştirir mi görelim. Kutlarız. Bu akşam 400'ü aşan ilk misafirimiz Melek Hanım oldu. Tebrik ederim Melek Hanım. Teşekkürler. Rica ederim. Ve Ferhat Bey sizdeyiz. İkinci harf için. Elif'in E'si. Elif'in E'si 80 puanı var. Sağlıktan geliyor şu soru. S
sağlık kuruluşlarında ivedilikle müdahale gereken hastaların ilk tedavilerinin yapıldığı yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Veysel Bey. Acil tedavi. Acil tedavi oldu mu? Olmadı Melek Hanım. Acil servis. Acil servis. Doğru mu görelim? Tebrikler. Ve soru seçme sırası şimdi Melek Hanım'da. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'da da 190 puanımız var. Bu akşam ikinci turumuzun en yüksek puanlı sorusu kısaltmalar kategorisinden alıyoruz. 1992'de kurulan, kısaltması TİKA olan kuruluştur. Türk nokta 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 ve nokta nokta ajansı başkanlığı. Süremiz başladı. Gelmedi. İkinci turumuzun en yüksek puanlı sorusunun cevabını ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan birini açalım. Kısaltması TİKA olan kuruluş. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 150 puanımız var. Cevap şu an gelirse. Bir kutu daha. Son 35 saniye. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 25 saniye. Bir kutu daha. Buyurun Veysel Bey. Varsa alırım. İşbirliği. Gelmedi. Ferhat Bey. İşbirliği koordinasyonu. Koordinasyon. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. Doğru mu görelim? Tebrikler. O iki O yan yana geldiği an herkes butona gitti. Ve Ferhat Bey puanı alan taraf oldu. Tebrik ederim Ferhat Bey. Teşekkür ederim. Şimdi Ece Hanım bu turdaki ilk harfini seçiyor. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale. 130 puanımız var. Telefon kodlarından geliyor. Ankara ilimizin telefon alan kodudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ferhat Bey. 8, 3, 3, 5, 10, 1. Bir daha alabilir miyim? 8, 3, 5, 10, 1. 8, 3, 5, 10, 1. Oldu mu? Olmadı Veysel Bey. 0, 312. 0, 312. Bu kez doğru mu? Tebrikler. Evet, puanlar birbirine daha da yaklaştı. 4 sorunun ardından sıralama şöyle 510, 490, 460 ve 100 şeklinde yol almaya devam ediyoruz. Sizdeyiz Veysel Bey. Bere'nin B'si. Bere'nin B'si. 80 puanımız var. Kategorisi mecaz. Sorumuz geliyor. Mecazen birinin veya bir olayın sıra dışı etkisine kapılmak, çok şaşırmak ve çok etkilenmektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açıyoruz. Buyurun Ferhat Bey. Gelmedi. Gelmedi. Mecazen. Buyurun Ece Hanım. Büyülenmek. Büyülenmek. 70 puan kazandırır mı Ece Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Evet, bu kez de Ece Hanım rakiplerinden hızlı gördü. Tabloyu 170 yaptı. Sorumuzu seçiyor Ferhat Bey.
Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 80 puana sahip. Ticaretten alacağız. Buyursunlar. Aracılık yaptığı bir iş karşılığında yüzde alan kimsedir? Süremiz başladı. Komisyoncu. Komisyoncu. Yine butonlar tıkırdamaya başlamıştı. Ferhat Bey 80 puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, bu cevap lideri değiştirdi. Ferhat Bey 570'te liderlik koltuğunda. Melek Hanım seçiyor yeni sorumuzu. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 150 puan. Bilişimden gelecek. Buyursunlar. Bilgisayarlarda silinen dosya veya klasörün geçici olarak saklandığı alandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ferhat Bey. Geri dönüşüm kutusu. Dönüşüm kutusu. Doğru mu? Kutlarız. Sorumuzu Ece Hanım seçiyor. Hatay'ın H'si. Hatay. 150 puanda Hatay'ımız da var efendim. Edebiyattan alacağız bu kez şu sorumuzu. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın bir bölümünü anlatan şiirlerden oluşan eseridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açıyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Veysel Bey. Ve Şahlanış Destanı. Ve Şahlanış Destanı oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha. Ece Hanım. Ve Şehitlik Destanı. Ve Şehitlik Destanı oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha dediğim an Ferhat Bey. Ve Şehitler Destanı. Görelim. O da olmadı. Melek Hanım. İl Şehitler Destanı. Bir daha alabilir miyim? İl. İl, İl Şehitler Destanı. Görelim. Olmadı. Bir kutu daha. Ferhat Bey. İç Şehitler Destanı. İç Şehitler Destanı. Görelim. Olmadı. Veysel Bey. İç Şehitler Destanı. Aynı oldu ama görüyoruz. Olmadı. Ferhat Bey. Üç Şehitler Destanı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, 830'u gördü Ferhat Bey. Bu arada ekranımıza da Fazıl Hüsnü Dağlarca geldi. Bir kez daha saygıyla anıyoruz efendim. Şimdi soru seçme sırası Veysel Bey'de bir kez daha. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası 90 puan. Kategorisi spor. Sorumuz şöyle. Su topunda bir oyuncunun ihlali sonucu oyundan atılma yöntemidir. Nokta 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 kuralı. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kutu açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Ferhat Bey. Maalesef gelmedi. Gelmedi. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Su topunda bir oyuncunun ihlali sonucu oyundan atılma yöntemi ne kuralı olabilir? Bir kutu daha. 50 puan Ferhat Bey. Gelmedi. Veysel Bey. 20 saniye. 20 saniye kuralı. Doğru mu? Tebrikler. Evet, tabloda eşitlik var. Veysel Bey 510, Melek Hanım 510. Bu cevabın ardından, 20 saniye kuralının ardından Ferhat Bey'deyiz. Ordunun O'su. Ordunun O'su 80 puan. Kategorisi müzik. Sorusu şöyle sorulmuş. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Sözlerinin geçtiği şarkıdır. Süremiz başladı.
gelmedi. Emel Sayın'la özdeşleşen o eser. Buyurun Veysel Bey. Mavi Boncuk. Mavi Boncuk. Doğru mu? Tebrikler. Ve harf seçiyoruz şimdi Melek Hanım'la birlikte. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 150 puana sahip. Atasözlerimizden gelecek sorumuz. Konuşmak kolaydır. Asıl marifet iş başında kendini göstermektir. Anlamındaki atasözüdür. Yiğit nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Ferhat Bey. Yiğit icraatta belli olur. Yiğit icraatta belli olur. Görelim. Hayır dediler. Aradığımız atasözümüzün puanı hangi misafirimize gidecek? Konuşmak kolaydır. Asıl marifet iş başında kendini göstermektir. Bir kutu açıyoruz. Veysel Bey. Meydanda belli olur. Yiğit meydanda belli olur. Doğru mu? Kutlarız. Veysel Bey yükselişini sürdürüyor. İkinci tur Veysel Bey yaradı size. Güzel teşekkür ederim. Tebrik ederim efendim. 730 Serkan'dan oldu. Ferhat'tan fırsat kaldıkça yetişmeye çalışıyorum. Evet, Ferhat Bey de iyi gidiyor. Melek Hanım da Ece Hanım da şu an final şanslarını koruyorlar. Zaten daha çok sorumuz var efendim. Ve Ece Hanım'la seçeceğiz şimdi. Nide'nin nesi? Nide 180 puan, yüksek puanlı sorumuz, tiyatro kategorisinden alıyoruz. Orhan Asena'nın Şehzade Bayezid'le Şehzade Selim arasındaki taht mücadelesini anlatan oyunudur. Ya nokta 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 ya nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açalım. Veysel Bey. Kuzgun başa kuzgun leşe. Kuzgun başa kuzgun leşe oldu mu? Olmadı Ferhat Bey. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. 170 puan kazandırır mı? Kutlarım. Ben bilirim de bu akşam 1000'e ulaşan ilk misafirimiz Ferhat Bey oldu. Son 8 soruya girerken sıralamamıza bakacak olursak Ferhat Bey 1000 puanda, Veysel Bey 730'la final avantajına sahip, Melek Hanım 510'la, Ece Hanım da 170'le final şanslarını koruyor misafirlerimiz. Başladık son 8'e, Veysel Bey sizinle. D. D harfi Denizli 80 puana sahip, coğrafyadan geliyor. Genellikle Orta Anadolu'da akşamüstü yağan sürekli yağmurların adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Melek Hanım. 42'ndi. 42'ndi. Soru ekrana geldiği andan itibaren hazırdı Melek Hanım. 80 puan kazanır mı? Tebrikler. Finale son 7 harf Ferhat Bey seçiyor. Manisa'nın M'si. Manisa 80 puan, anlam bilgisinden alıyoruz. İyice, güzelce, gerektiği gibi anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. İyice, güzelce, gerektiği gibi. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 60 puanımız kaldı. Buyurun Veysel Bey. Adam akıllı. Adam akıllı. Doğru mu? Tebrikler. Finale son 6 ve tüm misafirlerimiz final şansını koruyor. Melek Hanım için gelecek harfler.
Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa 100 puan kazandırabilir. Deyimlerden alacağız Melek Hanım. Şöyle sorulmuş. Kullanılamaz duruma gelmek veya yorulup perişan olmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Ferhat Bey. Köşede çökmek. Köşede çökmek, doğru mu? Hayır dediler. Kullanılamaz duruma gelmek veya yorulup perişan olmak. Bir, Ece Hanım. Haşadı çıkmak. Haşadı çıkmak. Bu kez doğru mu görelim. Kutlarız. Finale son 5 ve finalistlerimiz belli değil. Ece Hanım'dayız. Fransa'nın F'si. F harfi 80 puana sahipmiş. Canlılardan gelecek efendim bu kez. Van Gölü'nün tuzlu ve yüksek miktarda sodalı sularında yaşayabilen Van balığı da denilen endemik türdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ferhat Bey. İnci kefali. İnci kefali. 80 puan daha kazandırır mı? Kutlarız. Evet, Van'daki endemik türlerden inci kefalinin de görseli geldi ekrana. Artık son 4 harf, şartlar şöyle. Ferhat Bey 1080 puanla finalde. Rakibi kim olacak? 790 puanlı Veysel Bey mi? 590'la Melek Hanım mı olacak? Ece Hanım'ın son 4'te final şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim. 250 puanla yarışı sürdürüyoruz. Buyursunlar Veysel Bey. Paris P. P harfi 110 puan. Kategorisi konaklama, sorumuz geliyor. Otellerde giriş işlemlerini yapan görevlidir. Süremiz başladı. Resepsiyonist. Resepsiyonist. Doğru mu? Tebrikler. Son 3 harf, ikinci finalistimiz halen belli değil. Ferhat Bey'le bir adım daha atalım. Rize'nin R'si. Rize 90 puan kazandırabilir. Dizilerden geliyor sorumuz. Ezel adlı dizide Barış Falay'ın canlandırdığı karakterdir. Süremiz başladı. Kerpeten Ali. Kerpeten Ali. Doğru mu? Tebrikler. Evet, buton seslerinden bu karakteri tüm misafirlerimizin bildiğini anladık. Ekranımıza geldi efendim başarılı oyuncu Barış Falay. Ve artık finale son ikimiz. Buyursunlar Melek Hanım. Samsun'un sesi. Samsun. 130 puan var Samsun'umuzda da. Deyimlerden alıyoruz Melek Hanım için. Kendi düşüncesinin en doğru olduğuna inanıp kimsenin uyarısını dinlememektir. Nokta 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 gitmek. Süremiz başladı. Kafasının dikine gitmek. Kafasının dikine gitmek. Bu cevapla Melek Hanım 700 puanı aşar mı? Tebrikler. İkinci turumuzun son harfi Ece Hanım'ın harfi. Yumuşak ye. Yumuşak ye ile tamamlıyoruz. Final öncesi son sorumuz geleneklerden geliyor. Nikah kıyıldıktan sonra geleneksel olarak yapılan şaka yollu harekettir. Süremiz başladı. Ayağına basmak. Ayağına basmak. Ece Hanım turun son harfinden de 110 puan kazanır mı? Tebrikler. Efendim böylece 4 misafirimizle bir kez daha tablolara bakma zamanı. Finalistlerimiz 1170 ile Ferhat Bey ve 900 ile Veysel Bey oldu. Kutlarız.
Ve bu akşam finale çok yaklaşan, hep son ana kadar şansını sürdüren Melek Hanım çok da güzel puan topladı. 720 ile bu akşamın üçüncüsü oldu. Ece Hanım'ın turun başındaki durgunluğu yerini turun sonunda rahatlığa bıraktı. Ve Ece Hanım da 360 puana ulaştı. Tebrik ederiz efendim. Evet, birazdan beyefendilerle son sorularımızı cevaplayıp günün birincisini bulmaya çalışacağız. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Ece Hanım ne dersiniz bu akşama dair? Çok keyifliydi. Çok da güzel karşılandım. Teşekkür ediyorum tüm ekibe ve sizlere. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Ece Hanım. Nasıl buldunuz kendinizi genel itibariyle? Yani biraz heyecanlandım. Biraz da yüksek puanlardan gitmeye çalıştım. Hani puanımı yükseltmek için. Fakat zor geldi bana biraz. Ama iyiydi yine de ya. Keyif aldım bilmiyorum. Teşekkür ederiz. O stratejiyi Melek Hanım'da da gördüm. Melek Hanım da özellikle yüksek puanlılardan yürüyeyim. Evet. Aradaki farkı biraz daha kapatayım ya da öne geçeyim şeklinde. Çünkü ben bu ton konusunda çok iyi olamadım bence. Bence ilk turda iyiydiniz. İkinci turda biraz daha bu ton dengeleri değişti. Veysel Bey alıştı sanki. Evet. Ferhat Bey zaten hep iyiydi bu tonda. Evet. O yüzden ben yükseklerden bir stratejik hamleyle devam ettim zaten açıkçası. Benim için de çok keyifliydi. Ben zaten televizyon izlerken de ekran karşısında arkadaşlarımla izlerken de bu kadar keyif alıyordum. Burada da hem misafirperverliğiniz hem de burası için gerçekten çok keyif aldım. Çok benim için yeni bir deneyim oldu. O yüzden her şey için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Biz de Ben Bilirim ailesine katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür hem Ece Hanım'ı hem de Melek Hanım'ı ağırlamak çok memnun olduk efendim. Tekrar tekrar ayaklarınıza sağlık. Ve bu akşam misafir Ece Hanım yalnız gelmişti. Melek Hanım'ın da arkadaşı vardı. Tekrar çok teşekkür ederim. O zaman biz izninizle artık son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada var iki soruluk fark. Öndeki Ferhat Bey mi, geriden gelip Veysel Bey mi bu akşamın birincisi olacak? Ben Bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. Finalimize başlıyoruz. Ferhat Bey'in iki soruluk avantajıyla ilk kategorimizi de Veysel Bey seçecek. Hazır mısınız Veysel Bey? Hazırım. O zaman buyursunlar, Ben Bilirim de bu akşamın final kategorileri. Fizik, tarih, spor, film karakterleri ve anlam bilgisi var. Hangisiyle başlayalım Veysel Bey? Film karakterleri, Ordu'nun Oğuz'u. Film karakterleri, Ordu. Finalimizin ilk sorusunu alıyoruz. Hababam sınıfı serisinde Feridun Şavlı'nın canlandırdığı obur karakterdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda buyurun Ferhat Bey. Tombul Ali. Tombul Ali. Cevap doğruysa fark 3 soruya yükselecek. Tombul Ali. Doğru mu? Olmadı. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Biri açılıyor. Bir kutu daha. 20 saniye. Veysel Bey. Domdom Ali. Domdom Ali. Veysel Bey farkı bir soruya düşürür mü? Domdom Ali cevabıyla. Görelim. Kutlarız. Kalan 9, fark 1. Ferhat Bey'deyiz. Film karakterleri Rize'nin R'si. Peki efendim, film karakterlerini tamamlıyoruz Rize ile. 2010'da vizyona giren Av Mevsimi filminde Cem Yılmaz'ın canlandırdığı karakterdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda bir kutu açma hakkımız var. Av Mevsimi filminde Cem Yılmaz'ın canlandırdığı karakter için o kutumuzu açıyoruz. On saniye. Üç saniye. Buyurun Veysel Bey. Adrin. Adrin. Doğruysa Veysel Bey liderlik koltuğuna geçer. Adrin. Oldu mu?
Olmadı. Buyurun Ferhat Bey. Adrin. Adrin. Bu cevap farkı iki soruya yükseltir mi? Görelim. Olmadı. Ve sorumuzun süresini doldururken Veysel Bey'den geldi buton. Edril. Efendim? Edril. Edril. Son anda butona giden Veysel Bey puan kazanır mı görelim. O da olmadı. Böylece süremizi doldurduk efendim. Adrin iki kere mi geldi? Adril, Edril. Biri L, biri L, ne? L, ne geldi. Çok uzaklarda aradık. Belki biraz daha yakında aramamız lazımdı. Neymiş cevabımız görelim efendim. İdris'ti aradığımız cevap. Sağlık olsun. Şarkısını bile sağlık olsun Veysel Bey. Efendim? Şarkısını bile... Haydi türküsünü söylüyordu. Yani doğru, şimdi haklısınız. Aklıma geldi. Evet. Böylece elimizde kaldı 8 soru. Farkımızsa 1 soru Veysel Bey seçiyor. Spor. Spor. Adana'nın A'sı. Adana. Geliyor sorusu. 2018'den itibaren Fenerbahçe forması giyen futbolcudur. Ferdi nokta nokta. Süremiz başladı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Cevap doğruysa Veysel Bey final turumuzda ilk kez liderlik koltuğuna geçer. Doğru mu? Tebrikler. Kaldı 7 soru. Fark 1 soru. Ferhat Bey'deyiz. Spor ı. I harfi. Sporu ı harfiyle tamamlıyoruz. Geliyor efendim. Bazı spor dallarında yarışmacıların ağırlığı ile belirlenen kategoridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da iki kutu açma hakkımız var. Biri açılıyor. Veysel Bey. Siklet. Bir kez daha alabilir miyim? Siklet. Bu cevapla Veysel Bey farkı iki soruya yükseltir mi? Görelim. Hayır dediler Ferhat Bey. Siklet. Siklet. Veysel Bey'den iyilisi geldi. Ferhat Bey ı'ya çevirdi. Siklet dedim. Arkadaşlar içeride bir kez daha dinlerken Ferhat Bey öne geçer mi görelim. Kutlarız. Evet, içeriden arkadaşlar birkaç defa dinlediler. Siklet cevabını Veysel Bey'den aldık. Siklet cevabını Ferhat Bey'den aldık. Böylece efendim aradaki fark bir soru Ferhat Bey lehine. Daha var elimizde 6 sorumuz. Buyursunlar Veysel Bey. Anlam bilgisi ve Van'ın V'si. Anlam bilgisi Van'ın V'si geliyor. Sebepsiz yere, isteyerek geciktirmek, umursamamaktır. Süremiz başladı. Savsaklamak. Savsaklamak. Bu cevap Veysel Bey'i bir kez daha lider yapar mı görelim. Kutlarız. Kalan 5, farksa bir soru Ferhat Bey'deyiz. Tarih E. Tarih E harfi ekranda sorumuz efendim. Osmanlı'ya tabi olan Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlığını kazandığı 1878'de imzalanan antlaşmadır. Süremiz başladı. Pevlen. 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 Antlaşması oldu mu? Olmadı. İki kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Veysel Bey. Bevlen. Bevlen antlaşması. Cevap doğruysa fark ikiye yükselecek. Doğru mu? Olmadı. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. Ferhat Bey. Berrak. Gelmedi.
Ve sadece Veysel Bey'in buton hakkı kaldı. Kullanmak isterse son 15 saniyeye giriyoruz Veysel Bey'le. 10 saniye. Artık sallayacağız. Buyurun Veysel Bey. Beruli. Beruli. Son hakkını kullanıyor Veysel Bey. Görelim. O da olmadı. İki misafirimizle de puan alamadık. Bu antlaşma Almanya'da yapılmıştır desem ne olurdu cevap acaba? Berlin. Görelim efendim cevabımızı. Keşke baştan söyleseydiniz. Ben bu kadar hızlı sallayacağım dediniz ya. Onu erken o kadar hızlı sallayacağınızı düşünmedim Veysel Bey. Sağlık olsun diyelim. İki misafirimize de puan alamadık. Kaldı elimizde 4 soru. Farkımızsa şu an 1 soru. Veysel Bey'deyiz. Fizik. Nide'nin neyse. Fizik. Nide. Sorumuz geliyor. Bir maddenin ısı etkisiyle hacminin artmasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da iki kutu açma hakkımız var. Biri açılıyor. Veysel Bey. Genleşme. Genleşme. Veysel Bey farkı iki soruya yükseltir mi genleşmeyle görelim. Kutlarız. Kaldı 3 soru. Fark 2 soru. Sorunun sahibi Ferhat Bey cevabı alırsak bir sonraki soruyu göreceğiz. Eğer seker Veysel Bey'den gelirse Veysel Bey bu akşamın birincisi olmayı garantiler efendim. Buyursunlar Ferhat Bey. Anlam bilgisi P. Anlam bilgisi P harfi ekranda. Bir işte gizli kalmış, kötü, kuşkulu, karışık durumdur. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir işte gizli kalmış, kötü, kuşkulu, karışık durum. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. Buyurun Ferhat Bey. Gelmedi. Buyurun Veysel Bey. Çapanoğlu. Çapanoğlu. Bu cevap doğruysa Veysel Bey ben bilirim de bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Çapanoğlu doğru mu? Kutlarız. Efendim böylece nihai tablomuz ortaya çıktı. Veysel Bey 1900 puanla bu akşamın birincisi. Ferhat Bey de 1370 ile ikincimiz. Kutlarız. Ne dersiniz Ferhat Bey, nasıl geçti yarış? Benim için güzel bir yarıştı. Yarışmaktan öte çok eğlendim. Sizleri tanıdım, arkadaşları tanıdım. Onları da tebrik ederim. Güzel bir yarışma oldu. Her şey için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Ferhat Bey. Ferhat Bey özellikle ikinci turda çok güzel bir performansla yarıştı. Finalde öndeydi. Veysel Bey'in sonradan atakları sonucu belirledi. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Ferhat Bey beden eğitimi öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi. Evet. Devamında da güzel bir meslek hayat dilerim Ferhat Bey. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim efendim. Bu akşam sizi yalnız bırakmayan arkadaşınıza da ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ve birincimiz Veysel Bey, tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. O siklet ikilemi orada bir ah keşke durumuna düştük ama sonra telafi edip puanı da aldınız. Öne de geçtiniz. Tebrik ederim. Sizin adınız nasıl geçti? Çok keyifliydi. Sizlere, ekip arkadaşlarınızı bizi çok güzel ağırladılar. Sağ olun. Zaten her akşam keyifle izliyorduk. Burada yarışmanın tadı başkaymış. Kızıma, yeğenime Mert'e burada çok teşekkür ediyorum. Benim için her şey unutulmaz bir anı olarak kalacak. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz Veysel Bey. Bizim için de ağırlamak onurdu efendim. Bu akşam yine misafirlerimizi teşekkür ederim. Tebrik ederim. Bu arada kızınıza da yeğeninize de ayrıca teşekkür ederiz. Bu akşam stüdyomuzda yerlerini aldıkları için Veysel Bey'in artık ödülünü takdim edelim efendim. Sevgili seyirciler, bu akşam da ben bilirim diyen iki hanımefendi ve iki beyefendi ile çıktığımız yolculuğumuzda final turumuzun ardından Veysel Bey 1900 puanla geride başladığı yarışı önde tamamlayıp günün birincisi ve ödülün sahibi oldu. Güzel günler daha
harcamanız dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim tekrar Ferhat Bey. Evet, çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, biz bu akşam da sona geldik. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Tebrik ederim tekrar. Tebrik ederim.